Türkiye olarak çözüm olmayan ve her geçen yıl daha da kan kaybeden bir iktidar ve yine çözümsüzlük kısır döngüsüyle iktidara adeta can suyu veren bir muhalefet arasında sıkışmış durumdayız. Ülke olarak ağır bir ekonomik çöküşü yaşıyoruz. Enflasyon aldı başını gidiyor. Çarşı pazarda elinizi neye atsanız yanıyor. Esnafın hali ise perişan. Siftahsız kepenk indiriyor. Ve böyle giderse maalesef on binlerce esnaf ve şirket batacak, milyonlarca işsiz de kapıda bekliyor. Faizler ard arda artıyor ama dolar euronun ateşi bir türlü söndürülemiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık Merkez Bankası rezervlerini açıklardı ama aylardır rezerv falan açıklayamıyor. Çünkü kasada para mara maalesef kalmadı. Hatta uzmanlara göre Merkez Bankası rezervlerimiz ekside. Yani eskilerin ifadesiyle kasa tam takır. İktidar pandeminin getirdiği koşulların etkisiyle iyice gün yüzüne çıkan ekonomik çaresizliğiyle milletimizi daha da fakirleştirmiş ve aldığı her yarım yamalak tedbir ile vatandaşı hem ekonomik darboğazda hem de virüs ile karşı karşıya bırakmıştır. Ağırlaşan vaka ve ölüm sayıları ve hızla artan pandemi karşısında yapayalnız kalan vatandaş, devleti arkasında görmeye en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde arkasına baktığında maalesef kimseyi göremiyor. Aklı başında tüm bilim insanları en az 15 günlük bir kapanmayla virüsün yayılma hızının yavaşlayacağını bangır bangır bağırıyor. Hatta Avrupa'nın bu yolla virüsün yayılma hızını yavaşlattığını ifade ediyorlar. Ama bizde maalesef tık yok. Hele en son Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı tedbir paketi tabirlerinde ise dağın fare doğurmasından başka bir şey değil. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı tedbir paketiyle geceleri ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sanki virüs gündüz ve hafta içi yayılmıyormuş gibi. Peki neden? Çünkü devletin vatandaşına 15 gün bakacak parası maalesef yok. Eğer bir devlet vatandaşına 15 gün bakamıyorsa o iktidarın o koltukta bir dakika bile oturmaması gerekir. İktidar halktan tamamen kopmuştur. Halkın çıkarları için değil ama kendi çıkarları için politika üretme hastalığına yakalanmıştır. Tüm kamuoyu yoklamalarında %60-70 ile halkın bir numaralı yani can yakıcı problemi hayat pahalılığı ve fakirlik iken iktidar hala Kanal İstanbul'dan bahsedebiliyorsa aradaki uçurumun ne kadar büyük olduğunu siz tahmin edin. İçine düştüğü darboğazı bile doğru okuyamayan iktidar maalesef ülkenin değerlerini satarak bu süreçten kurtulacağını zannediyor. Zaten 18 yıl içinde yaptıkları da bundan farksız değildi. 18 yıl içinde ülkemizin 10 yıllar içinde edindiği değerleri, birikimleri bir bir sattılar. Hatta kendi ifadeleriyle babalar gibi sattılar. Bugün yapılan şey de satarak çözüm bulmak değil, satarak günü kurtarmaktan başka bir şey değil. Bu aslında iktidarın elinde hiçbir çözüm reçetesinin olmadığının da ispatıdır. Üzülerek ifade etmeliyiz ki merhum genel başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş hocamız vefatından çok kısa bir süre önce zifiri karanlık bir sürece girdiğimizi ifade etmişti. Bu zifiri karanlık süreç vatandaşımızı hem pandemi hem de ekonomik darboğazla adeta kuşatmış. Bu kuşatılmışlık içinde vatandaş iktidardan derdine derman olacak çözüm beklerken cezalarla, vergilerle ve ekonomik destek sunulmayan kısıtlamalarla vatandaşın adeta nefesi kesilmiştir. Sayın Genel Başkanımız Hüseyin Başbey'in de ifadesiyle eğer rakamlar gerçekten açıklanabilse hem enflasyon hem işsizlik rakamları vahim tabloyu daha net görmüş olacağız. Tam bu noktada şunu hatırlatmak isteriz ki vatandaş
hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de diğer bakanlıkların açıkladığı rakamlara maalesef güvenmiyor. Bizler vatandaş olarak devletin açıkladığı rakamlara güvenmek istiyoruz. Eğer bir vatandaş devletin açıkladığı rakamlara, resmi rakamlara güvenmiyorsa, şüpheyle yaklaşıyorsa ortada ciddi bir devlet sorunu var demektir. İktidar bu süreçte vatandaşın yanında yer alacağına, özellikle küçük ve orta ölçekli esnafın üzerine gitmeye devam ediyor. Bu esnaf grubu cezalarla, vergilerle, yasaklarla adeta bir cenderenin içine sokulmuş durumda. Sayın Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın şu önemli tespitini tekrar hatırlatmak isterim. Şeyh Edebali ne demiş? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ama bu vergilerle, bu zamlarla, bu cezalarla, hele hele 2300 lira asgari ücretle ne insan yaşar ne de devlet. Son günlerde hem iktidar cephesi, hem muhalefet cephesi, hem de siyaset dışı çevrelerin açıklamalarını maalesef üzülerek takip ediyoruz. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturuyla hareket edip sırtını millete dayayan, gücünü milletten alan bir siyaseti hakim kılmak için son nefesimize kadar mücadele edeceğiz. Ülkede birliği, beraberliği, kardeşliği, refahı ancak ve ancak biz sağlayabiliriz. Çünkü bizler çözümün kucağında büyümüş bir siyasi hareketiz. Merhum Genel Başkanımızın tüm dünyaya mal olan milli ekonomi modeli sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı refah içinde yaşatmaya muktediriz. Bizler Türkiye'nin şahlanmasını istiyoruz, güçlenmesini istiyoruz, kalkınmasını istiyoruz. Ama bunun değerlerimizin satılarak yapılmasına karşıyız. Bunu söylerken bizler diğer muhalif partilerden farklıyız. Çünkü onlar değerlerimizi Katarlara satmayın derken, değerlerimizi Avrupa'ya sattığımızda karşı çıkmıyorlar. Oysa biz değerlerimizin kim olursa olsun satılmasına karşıyız. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın, insan potansiyelimizin, birikimimizin ve hepsinden önemlisi gençliğimizin tüm bu badireleri atlatmaya yeteceğine adımız kadar eminiz. Eksik olan çözümün ve modelin yegane sahibi olarak sizlerden yetki istiyoruz. Merhum Genel Başkanımız Haydar Baş Hocamızın çok veciz ifadeleriyle bitirmek istiyorum. Bana 24 saat verin, 24 saatte bu ülkeyi kalkındırırım. Bizler çözümsüzlüğü değil, çözümü temsil ediyoruz. Teşekkür ediyorum.